köylerden göçüp geldik de dağını, taşını bir başka özledim kardeş. Baba ocağını viran ettik de adam gibi bir gün görmedik kardeş. Görmedik kardeş. Ne havası tutar, ne suyu tutar, bırakmaz bu şehir herkesi yutar. Can dediğin ucuz mudur bu kadar? Düştük de kaldıranı görmedik kardeş. Görmedik kardeş. O boyanın cilanın altı hepten dert yükü, sonradan görme çoğu sırtında kürkü. Kapılmışlar popa, caza, bilmezler türkü. Kaval sesi, koyun sesi özledim kardeş. Yazılarda çelik, çomak oynardık. Yavan ekmek, kuru soğan ile doyardık. Eve geç geleni köyde kınardık. Çoluk çocuk eve gelmiyor kardeş. Gelmiyor kardeş. Yıkar evi barkınızı, talan eder yuvanızı. Taş üstünde taşınızı, koymaz dostum büyük şehir. Yabanda yazıda ayağımıza diken batardı. Rahmetli nenem bir kara sakız yapardı. Ne doktor arardı, ne merhem arardı. Hapşırsak doktordan beri gelmiyoruz kardeş. Köyde gelin pınar başında kalsa, bir iki komşuyla az lafa dalsa, evi dar ederdi oğlana kalsa. Şimdi eve hiç gelmese bir şey demiyor kardeş. Vel edep, vel haya köydeymiş meğer. Bir imkanım olsa dönmem mi eğer? Hoş görme halımı, beterim beter. İlişimden başladım nasıl diyorsun? Tozlu yollarını, soğuk sularını şöyle yapalım, özledim kardeş. Gün olur da bir gün ben dönemezsem, akıl baştan gider. Tamam, ben bilemezsem, vasiyetim köyümdür ben diyemezsem, beni yaban elde bırakma kardeş. Beni İstanbul'da, beni gurbet elde, beni yaban elde bırakma kardeş. Bırakma kardeş. Bırakma kardeş. Bırakma. Taş üstünde taşınızı koymaz. Felek bana yetmediğin ne kaldı, neyine merhaba, neyine selam, selam. Aldatıp da ütmediğin bu kaldı, neyine merhaba, neyine selam, selam. Aldatıp da ütmediğin bu kaldı, neyine merhaba, neyine selam, selam. Bir zaman gezdirdin yaya yollarda, bir zaman gezdirdin susuz çöllerde, çöllerde.
Şimdi süründürdün ara yerlerde. Neyine merhaba, neyine selam, selam. Şimdi süründürdün ara yerlerde. Neyine merhaba, neyine selam, selam. Ama açık değil mikrofon. Açın da haber ver. Tamam. Evet, şimdi önce kendini bir tanıt abim. Sesin alıyor. Alıyor mu sen şu anda sesimi? Alıyor abi. Ben Yozgat Çayralan'dan, Elçi Köyü'nden İdris Karaca. Bu köyün müdavimlerinden birisiyim. Yaklaşık 16-17 yıl oldu. Hani Kayseri'den gelerek şu anda burada ikamet etmekteyim. Ve bu köyümüzün yararına ne gerekiyorsa onu yapmak zorundayız. Burada güzel bir çekim yapılıyor. Ve ben de iştirak ettim. Sağ olsun sevgili kardeşlerimiz gelmişler. Hani bir şeyler yapmaya çalışacağız. Tabii ki canım Ercan'a özellikle teşekkür ediyorum. O benim küçüğümdür, o benim canım, o benim ciğerim. Evet, İdris abi, biz kamera çekerken sen sunum yapacaksın. Şurası kimin evi? Bir saniye. Şu sağ tarafta gördüğünüz benim ev. Evet, benim ev. Evet, ev. İkinci evimiz Ercan'ımızın evi, babasının evi. İstersen abinin babasını biraz bir anlat şimdi abim. Ercan abimizin babası bu köyde eşi değeri bulunmayan bir amcamdı. Mekanı cennet olsun. Ha, baba yarısıydı. Ha, bu o adamdan söz ettiğim zaman ben ister istemez işlenip duygulanıyorum. Hani onda kimse kusura bakmaz, beni mazur görsünler. Çünkü Mehmet amcam hani öyle bir adamdı ki, hani bizim ailemizde hani o kadar kendini bilen, seviyeli, dürüst, asla asla yalanı sevmeyen bir insandı. Ama maalesef biz erken kaybettik. Erken kaybettik. Allah rahmet eylesin. Amin. Burası sağ taraftaki amemizin evi. Bu tarafta, sol taraftaki çok da şey olmasa da abimizin evidir. Hani mahalle bizimdir ciğerim. Mahalle bizimdir. Burası babamın amcasının evi. Burası komşumuzun evi. Hani burada yabancı kimse yok şu mahallede. Mahallede kimse yok. Ha, keşke Ercan'ın evini biraz daha iyi çekseydik. Çünkü Ercan varınca belki bunlar hep görecektir. Evet. O zaman köyü şöyle bir turlayalım. Tamam, gelelim bir çay kahve içeriz evimizde. Tabii. Ondan sonraki süreçte daha detaylı çekeriz. Olur. Burası hep bizim mahalle, burada yabancı kimse yok. Kimse yok. Ama işte atalarım güzel söz var ya. Evet. Yoksulluk kapıya konacak bir affedersin mal değil derler bizim burada. Ha, burası yoksul mahalle. O kadar aham şaham kim kendi, hani ne bileyim ben, hani öyle varlık olan kimseler yok. O yüzden gördüğün gibi mağdur insanlar. Bak şu sağ taraftaki inşaat yeni yapılıyor. Ha, orası varlıklı bir insan. Çünkü orasını hani bir insana, aynı köyümüzün insanı ama o insan aldı. İfhan abimiz var. İşi rast gelsin. Bizim köyümüze çok büyük yardım oldu. O insan aldı. Hani bir iyi kötü bir şeyler yapıyor. Yapsın da. Bizim köyümüze bir taş konuyorsa, bir şekilde bir şeyler oluyorsa o bizim menfaatimize, karımıza. Diyeceğim bunları diyorum. Hani bizim köyümüz, hani şimdi gider dolaşırken bunları eve tarif ederiz. Konuşuruz. Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü hani bunlar hep bizleriz. Hani bu şu mahalle bizimdir. Her mahalle bizimdir. Aslında hani Türkiye Cumhuriyeti'nin her karesi, her köşesi bizimdir. Ama hani tabii ki her insanın bir özlem duyduğu bir köy, belde, ilçe hani mutlaka var. Mutlaka var. Ercan'ım da işi rast gelsin. Sağ olsun. Hani öyle bir şey yaptı. Hatta bugün bana mesaj atmış ki böyle durum diye, ben tamam dedim Ercan'ım, ben kaza dedim, Çayralan'daydım. Geç döndüm. Bir de orada bizim su depomuz var. İşte orasını yapıyoruz. Onunla uğraşıyoruz. Bu kalıpçılar falan oradaydı. Ben oraya gitmek zorundaydım. Oraya gittiğim için seni arayamadım. Kusura bakma. Yoksa derdim ki bura bizim cevabımız.
Evet. Burası bizim camimiz. Cami ne zaman yapıldı? İmam var mı şu anda? Evet, imamımız var. İmamımız var. 1987-88 yanılmıyorsam. Yani belki 86 da olabilir. Ama hani eminim ki 87. 87-90 arası yapıldı. Çünkü o zaman ben 88'de ben askerdim. Bu caminin inşaat çalışması devam ediyordu. Buralar bu sağ tarafta İsmet amcamız var, sol tarafta Abbas amcamız var. Bunlar hep bizim akrabalarımız. Hani bunlar köyün büyükleriydi ama kimseleri kalmadı. Çocukları kaldı. Çocuklar da hani şu anda burada yaşamıyorlar. Şehirde yaşadıkları için hani bunlar bu şekilde. Hani bizim köyümüz ismini bağışlar mısın bana? Benim ismim Davut abi. Davut kardeşim. Hani bizim köyümüz normalde bir yayla. Normalde bir yayla. Bunu sen de görüyorsun zaten. Gerçekten yayla. Güzel havası var abi. Evet. Güzel havası evet, var. Evet. Bir yayladır burası. Hani yazın gelirler, kışın giderler buradan. Hani göçebe misali. Biz hani burada 17-18 tane 80'in üzerinde hani Covid hastalığına yakalan teyzelerimiz, amcalarımız vardı. Hiçbirine de ölüm görmedik. Çok şükür Allah'a. O da bizim köyümüzün bir özelliğinden hani havasının temiz olmasından dolayı çok şükürler olsun ki Allah'a hani hiçbir ölüm görmedik ve şu anda da hani bizim köyümüzde öyle bir şey yok. Tam mezara kadar varalım, istersen şey yapalım, mezara hani varalım, mezarda amcamı falan bizim aileyi bir çekelim, onlar Ercan da görsün onları. Ne yapak abim? Çekim yapıyoruz abim. Tanıdın mı abim? Nereden tanıdın? Vallahi siman hep yabancı gelmiyor. Tarızdan, otele yerleştirmiştim. Ha tamam. Merhaba. Bu arada Ercan abinin de selamı var. Ercan abi çekim yaptırıyor. Ersin? Ercan abi. Karaca dedi. Ercan Karaca. Fransa. Sağ ol abim. Sağ ol, görüşürüz kuzum, rastgele. Sağ olasın. Bu arkadaşınla Sanız'da karşılaştık. Bu normalde şey bu. Şu anda Kayseri'de uzman. Evet. Hı. Kayseri Sanız var. Orada uzman çavuşluk yapıyor. Kayseri iyi bilirim ben. İyi bilirim. Oraları iyi bilirim ben. Çünkü benim 23 yılım Kayseri'de geçti. Evet, biraz Elçi Köyü'nü anlatalım abim. Elçi Köyü'nün en güzel olan şeyi hani insanların doğal olması, misafirperver olması. Hani bu konuda hiçbir bak Yozgat'ı bırak. Yozgat'ın hani ilçesini, beldesini, köyünü, ilçe hani her şeyini bırak. Hani şu İç Anadolu bölgesinde diyebilirim ki hani bu Elçi Köyü'nün misafirperverliği hani hiçbir köyde, hiçbir beldede, hiçbir ilçede, hiçbir kasabada, hiçbir kesinlikle hiçbir ilde yok. En büyük özelliği Elçi'nin budur. Ha, şunu da söylemeden geçmeyelim. Elçi'nin malı çok meşhurdur. O kadar meşhur ki diyebilirim ki İstanbul'dan insanlarımız geliyor buraya. Buradan mal alıp götürüyorlar. En büyük özelliği de temiz havası. Mükemmel bir havası var. Hani insan burada yaşlanmıyor zaten. Ben 53 yaşındayım. Rabbime şükürler olsun ki hiçbir konuda sağlık sıkıntım yok. Bu da sadece bu Elçi'nin temiz havasına borçluyum ben bunları. O kadar mükemmel bir havası var ki hele bundan 20 gün sonra gel Davut ciğerim hani dersin ki burada belki ya kar olacak, o zaman dersin ki abi bu böyle bir hava, böyle bir manzara, böyle bir şey yok dersin. Elçi çok ayrı bir memleket gerçekten. Hani biz artık burası ne diyoruz ki, biz Yozgatlı değiliz, biz Elçiliyiz, bağımsız bir cumhuriyet burasını diyoruz. Ercan'ın babasının mezarı ileride. Bu taraf ileride mi? Evet ileride. O zaman inelim aşağıdan, tamam. Çekelim. Tamam ciğerim, tamam. Şunu kadar. Rahmetli Mehmet amcamın mezarı burası. Evet.
Burayı biz hani şey yapmadık. Normalde bizim aile mezarlığımız şu yan taraf. Ama o zaman şey olmadığı için, yer olmadığı için, hani eşim olmadığı için, çünkü zaman kısıtlıydı. Dedi. Ve rahmetli amcamı buraya defnetmek zorunda kaldık. Ha, üzüntüm büyüktür bu konuda. Çünkü bizim babamın yanında hani Mehmet amcamın olması lazımdı. Evet. Olması lazımdı. Ama maalesef hani onu nasıl düşünemedik biz bunu? Orasını da bilmiyorum. Ama rahmetliğin demek ki yeri burasıymış. Ona yapacak fazla bir şey kalmadı. Ha, ben bunları defalarca dile getirmeye çalıştım. Amcamın mezarını alalım, babamın yanına götürelim dedim. Sonra şöyledir, böyledir hesabından ve burada kaldı. Burada kaldı. Allah normalde Allah burada Allah kalmaması Allah lazımdı. Normalde burada kalmaması lazımdı. Burası bizim, Davut kardeşim, burası bizim aile mezarlığımız. Evet. Aile mezarlığımız. Bir şu Zekeriya Göksüoğlu, Yıldırım Göksü, o bizim hani babamızın bayısının çocuğu. Turanoğlu Kadir Karaca, babam. Turan Karaca, dedemiz. İsmail Karaca, amcamız. Ömer Karaca, Ercan'ın küçüğü. Göğer Karaca, annem. İsmail Karaca, amcamız. Mehmetoğlu Hüseyin diyor. O o da amcamız. Saniye Karaca, Ercan'ın annesi. Annesi, rahmetli yengem. Hani burası bizim aile mezarlığımız. Ömer Karaca, Ercan'ın küçüğü. Hani burası bizim aile mezarlığımız olduğu için, hani isim aslında saymaya da gerek duymuyorum. Çünkü bunlar hepsi bizim canlarımız, ciğerlerimiz. Hepsi bizim. Hepsi bizim. Bunları varında görecektir. Görecektir. Ha, bu tabii ki ister istemez insan duygulanıyor. Ama yapacak bir şey yok. Cenab-ı Allah'ın emrinde bunlar var. Bunlar var. Bunlar var. Ne yapalım? Şöyle aşağı doğru inelim de kızım. Ercan'ın dayılarını, öz dayılarını çekelim. Hani çünkü hani onlar da çok muhterem insanlardı. Davut kardeşim bak. Burası da Ercan'ın dayısını, dayılan şeyleri. Cemal Karacaoğlan dayısı, Ramazan Karacaoğlan dayısı, Nadiye Karacaoğlan yengesi. Hep bunlar şeyler. Hiç yanlış şey yok. Durmuş Karacaoğlan dayısının oğlu. Nazmi Karacaoğlan dayısının oğlu. Ha, bunlara çok önem veren bir benim yeğenim Ercan, hiç gücü rast gelsin. Allah razı olsun. Ha, bunları çok severler. Hele bu Cemal amcamız, Ramazan amcamız bu köyümüzün ileri gelenlerinden de. Gelenleri. Amin. 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 Çok sevilen insanlardı abi. Halen bizde, bizim içimizde onların eksikliği mutlaka var. Mutlaka var. Mutlaka var. Ha, şöyle köşeye doğru gidelim. Orada da çekelim. İşte Davut kardeşim, burası bizim mezarlığımız. Biz eski köyümüzde var da oraya araba zor iner. Normalde bizim eski şeylerimiz hep orada. Anladım. Eski rahmetli olanlarımız hep orada. Hani geçmişlerimizdeki olan ebelerimiz, dedelerimiz hep oradalar. Hep oradalar. Ama biz yine de o insanların hani ruhuna fatiha okumayı asla unutmuyoruz. Unutmayacağız da. İşte Davut kardeşim, hep burası. Bizimki burası. Fazla bir şey yok burada. Anladım. Fazla bir şey yok. Gel kızım, bu tarafa geldi. Bir de şöyle şuradan aşağı şuraya alalım da bu insanlar da küsmesinler. Heh.
Rahmetli Rıfat amcam vardı. Evet. Bizim hem babamızdı, hem amcamızdı, hem her şeyimizdi. Allah kani kani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Öyle bir adamdı ama o adamı derken kaybettik. Kanserden dolayı erken kaybettik biz. İşte dünyanın düzeni budur. Evet. Davut kardeşim, dünyanın düzeni Allah budur. Allah rahmet eylesin. Amin, 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 amin. Şimdi yukarı doğru çıkalım. O Cemal amcamın, Ramazan amcamın oraya çıkalım. Onları mutlaka görmek isteyecektir oraları Ercan'ım. Tamam abi, sen nereye gidiyorsan oraya çekelim. Tamam, gel aşağı, gel, gel, gel. Arabayla gideceğiz, mahalleye döneceğiz, gel. Burada yapacak bir şey kalmadı. Arabayı alayım, gelelim. Tamam, tamam. Şu ormanı doğru al da, al da kızım. Buralar hep her tarafında, gördüğün her tarafta bu Ercan'ın da ayak izleri var, bizim de ayak izlerimiz var kızım. Hepsinde ayak izlerimiz var çünkü o zaman fakirlik vardı, yoksulluk vardı. Ekmek davasındaydık. Ha, babalarımızın yanında biz hani orada koyun güttük hep. Çobanlık yaptık. Çobanlık yaptık. Buralarda hep bizim ayakkabılarımızın eskileri vardı. Hep orada kalmıştır, mutlaka kalmıştır. Çünkü o zaman yoksulluk çok fazlaydı kızım. Çok fazlaydı. Burası bizim Elçi köyünün iftikarı. Çünkü buraları zamanında hani bu şu tepenin arkasında Büyük Toraman köyü var. Aşağıda Yuralı köyü var. Buralar hep bizleri hani çok yoksul, mağdur, fakir, efendime söyleyeyim, kimsesiz zannettiler. Bizim buraları bizden almak için çok uğraştılar. Ama o konuda biz çok şanslıyız ki bizim dedelerimiz, babalarımız, amcalarımız hani öyle bir şeye müsaade etmediler. Etmediler. Ve bundan sonraki süreçte de biz asla müsaade etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz. Etmemek zorundayız. Çünkü bu köy bizim. Bu köy bizim. Bu köyün sınırları nereden ise biz onlara sahip çıkmak zorundayız kızım. Bu topraklar bizim. Bizim dedelerimiz, ebelerimiz bu ormanı, bu sınırı korumak için canları vermeye hazır olmuşlar. Gerekli yerde sövmüşler, sövülmüşler, dayak yemişler, kovulmuşlar, kovmuşlar. O şekilde mücadeleyle biz bu toprakları kazanmışız. Bu toprakları biz o şekilde kazanmışız. O yüzden buralar bizim. Buralar bizim. Asla ve asla kimseye vermeye. Şerber, şu kadar olsun diyorum. Davut kardeşim. 3-4 dolma versin de yaksan ne var? Olur, onda sıkıntı olmaz. Olmaz mı? Onda sıkıntı olmaz. Tamam. Açtık mı kamerayı? Tamam, kayıt da. Kamera kayıt da değil mi şu anda? Aha, tamam, tamam. Burası bizim, hani burada eskiden burayı rahmetli kaymamam yapmıştı. Evet. Fikret Kahraman. Lavı değer, kamera. Burada, şurada bir odamız var. İleride eskiden, hani affedersin, bu adamı derler buraya. Burada hani köy bağısı beslerlerdi. Hani köyümüz inekler için. Evet. Hani bunlar o şekilde şey oldu, şu anda kaldı. Artık köyümüzde bu falan şudur budur zaten bir şey yok. Bir şey kalmadı. Herkes kendi ihtiyacını o şekilde tatmin ediyor. Namı diğer burası şu soldaki evimiz de kızım hacı derlerdi. Ercan iyi bilir burayı. İyi bilir. Hani burada zavallı gariban iyi kötü kendini idare etti. Ama işte hani o adam derken yaşta gitti. Erken yaşta gitti. Sağdaki evimiz Mükremin Güller'e ait. Çünkü Ercan bunları gördü mü sen bilir yani, benim bunları anlatmama dahi gerek yok. Çünkü o da hani belli bir yaş kadar hep buradaydı. Evet. Namı diye Delercan. Onu da söyleyelim. Motorun üstündeki muhtarımız. Muhtarımız. Şöyle kızım yanaş da bir röportaj da muhtarımızdan alalım. Çek şuraya çek de bir röportaj yapalım. Bir de aşağıda. Ne kadar şanslısın diyor. Müdüründen bir kovan gördüm. Aynı Tayyip amcan gibi hemen gelip onu buluyorsun. Tamam. Gel muhtarım. Gel muhtar, gel. Şuraya otur, gel.
Yok, sürüyorsunuz. Oturttun mu? Gel ha, işin olsa. Yüzünü çekersek daha iyi olur şöyle. Sen de yanına geç, emme olur. Açık mı kameramız? Evet, Muhtarım. Nasılsın, iyi misin? İyiyiz, Allah'a şükür, sizi sormalı. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun Muhtarım? Şu anda kendime çalışıyorum. Çiftçilik, benden başka çiftçilik yapan yok. Sadece ben yapıyorum. Hem köyüme hem kendime çalışıyorum. Evet. Peki muhtarım, biraz köyü anlat. Köy nüfus ne kadar, kaç hane? Köyümüz yazın gurbetçi. Bizim köyümüz komple gurbetçi. Yazın 90 hane. Şimdi 18-20 hane kalıyor. Evet. Köyümüz, Allah'a şükür, her şeyimizi yaptık. Köyümüzdeki gelen gurbetçilerimiz rahat etmesi için her şeyimiz tam teşkil. Şehirde ne varsa bizim köyümüzde de her şeyimiz var, Allah'a şükür. Evet. Eksiğimiz yok. Şimdi 3. depoyu yapıyor, Allah nasip ederse bu sene 200 tonluk hiçbir köyde olmadık bir depo yapıyoruz. Çok güzel abi. Çok güzel. Şu anda 50 eve 200 tonluk bir depo yapıyoruz. İnşallah bunu vatandaşa akıtacağız. Vatandaş rahat edecek, su sıkıntısı çekmeyecek, bir daha da inşallah su eksilmeyecek. Peki muhtarım, var mı köyün başka sorunları, bir ihtiyacı? Yok, şu anda ihtiyacımız biraz maddi sıkıntımız var. Evet. Ondan başka biraz hiçbir sıkıntımız kalmadı. Az söyle Davud'um, hani büyük sıkıntımız var maddi konuda. Maddi sıkıntımız var, ondan başka sıkıntımız kalmadı Allah'a şükür. Niye? Bu sene ek bir su getirdik. Evet. Su getirdiğimizden dolayı ondan borçlandık. Yoksa hamdolsun bu zamana kadar kendi yağımızla kavrulduk. Gurbetçilere yük getirmedik. İnsanımıza daha hiçbir gün salmadım. Ben ikinci dönem muhtarım. Salmamaya da çalışacak yani. Evet. Allah nasip ederse. Mezarlığımızı plana dıktık. Taze evimizi yaptık. Muhtarlık odamızı yaptık. Şimdi misafirhanemizi de yaptık. Hamdolsun ki bir şeyler yapabildim yani. Oldu. Ayaklarınıza sağlık. Gurbetteki gurbetçilerimize, köylülerimize bir selam gönderin. Bütün bizim kampanyamıza katılıp veya katılmayan, bizim köyümüzden olan gurbetçilerimizin hepsinden Allah razı olsun. Köy bizim, vatan bizim, köy bizim diyen yardımlarını esirgemezse ben de emeklerimi hayatta esirgemeyeceğim. Onun için ben daha fazla çalışacağım. Oldu. Ben teşekkür ettim. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi şöyle Davut kardeşim, şöyle aşağı doğru binelim, bir de aşağıdan yukarıya alalım. Devam et. Şimdi bu bizim köyümüzün aşağı mahallesi. Aşağı mahalle çok meşhurdur. Özellikle neyle meşhurdur? Bal ile meşhurdur. Bal ile meşhurdur. Evet, bal ile meşhur. Evet, organik mi bal şekli? Organik. Organik Davut kardeşim. Asla bizim burada, ya insanlar zaten şekeri kendi kullanmaya bulamıyor ki. Nereden bulsun da hani şeker versin araya? Öyle bir şey yok. Her gelen yurt dışından dahi buradan, hani aşağı mahallemizdeki olan aracı abilerim, teyzelerim, amcalarım, her neyse, hani bunlardan sipariş vermeye çalışıyor ama hani buradaki insanlar da belli bir yere kadar yetişemiyorlar. Evet. Yetişemiyorlar. Ya bizim elçimizin balı çok meşhur Davut'um. Çok meşhur. Çok en meşhur. Çok balı üreten kim burada? En çok balı üreten hemen şu yan tarafta, sol taraftaki bir teyzemiz var, Elmas ablamız. En çok üretiyor. Allah razı olsun. Bir gram dahi şeker vermiyor. Vermiyor. Cenab-ı Allah tarafından her şeyi doğal. Her şeyi doğal. Nasıl kısmet olursa evimize varınca, hani orada Elmas ablamızın verdiği biraz nacizane balımız var. Ondan bir tane tat bak tadına. İnşallah evimize varalım. O zaman hani mutlaka ki köyde şu anda 10-12 tane çeşme var Davut'um. Herkes kendi mahallesine kendi yaptırdı. Burada muhtarlığın tabii ki katkısı çok fazla. Çok fazla ama
Hani ileriye dönük bir şeyler var mı? Var. Tabii ki var. Hani mutlaka ki akmayan çeşmelerimizi, arıza yapan yerleri hep birlikte yapacağız. El birliğiyle tabii ki bu. Tabii ki tek taştan duvar olmuyor. Bu atasözü zaten. Onun için hani köyde şu anda çeşme olarak su sıkıntımız yok. Ama velakin şebeke suyumuzda çok büyük sıkıntı var. Hani köylümüz birazcık insaba gelip de demiyor ki ya ben burayı kapatayım da aşağıdaki estağfurullah yukarıdaki insan da hani elini yüzünü yıkamaya, abdestini almaya çok çok affedersiniz özür diliyorum. Hani banyo yapmaya, duşunu almaya, hani su bulsun demiyorlar. Ha, bu konuda çok rahatsız. Muhtar da ihtiyar heyet olarak biz bu konuda çok rahatsızız. Çok rahatsız ama ne yapalım? Baktık ki böyle olmuyor. Köyümüz hani bunu şey yapmıyor. Biz de dedik ki ya bir tane daha depo yapalım. Ve 200 tonu şu anda depo yaptık. Allah nasıl kısmet ederse önümüzde kayın 5'ine veya 10'una hani bu tamamen bitmiş olarak hani köyümüz halkına sunacağız bu suyu. Ne yapalım başka çaremiz yok. Çünkü bu köy bizim. Bu köyden de daha fazla da hani insanları rencide etmeye, rahatsız etmeye gerek yok dedik. Biz bunu yaptık. Hani daha fazla da olmazsa hani onun da çaresine bakacağız. Bakacağız. Ne yapalım? Buralar hep bizim. Burada şu an tarafta hani sağ tarafta bir akır şeyimiz var. Hani burada hani bu insanlar bu köyümüzün medeni iftiharıdır. İftiharıdır. O yüzden bu insanlara hani şöyledir, böyledir demek de doğru değil. Doğru değil. Çünkü bunlar bizden önceki dönemde hele şu sağ taraftaki Şevket abimiz işi rast gelsin. Allah razı olsun. Siz kimsiniz? Neyse sen boş ver. Leyla ablam kimsiniz beni görmedi. Şimdi birazdan görür. Davud'um şuradan bir yerden dönebilirsen dön. Daha fazla aşağı gitmeye gerek yok. O şekilde hani bizden önceki dönemde çok insanlar çalıştı bu köy için. Suyun olsun ne bileyim ben taşında toprağında her şeyinde çalıştılar. Döne döne zaman bize geldi. Biliyorsun bu çarkın dişisi hep dönecek. Hep dönecek. Ama bakacağız. Hani bizden sonraki süreçte artık gençler bakacak mı bakmayacak mı orasını bilemeyiz tabii. Bilemeyiz. Yani şu anda kesin konuşmanın bir anlamı yok. Şu karşıdaki ev Abbas Kılıç amcamızın. Hani bunları tek tek söylememin şeyi hani belki Ercan bunlar unutmuştur diye hatırlatmak istiyorum. Yoksa normalde hani bunu tek tek anlatmaya gerek yok. Köyümüzün bir çıkışı bura. Bir çıkışı mezarın orası. Bir çıkışı sizin girdiğiniz yer. Şimdi buradan direkt yukarıya kadar gideceğiz. Orada en sonda Nedim abim var. Ercan'ın dayısının oğlu, Cemal amcamın oğlu. Oraya varacağız. Oradan da döneceğiz. Orada bir şeyler yapacağız. Allah nasip kısmet ederse. Şuraya bir saniye dur. Bir saniye dur Davud'um. Leyla abla benim. Çekim yapıyoruz. Çekim. Hani köyümüz çekiyoruz. Biz. Ya sen söyleme ama duymadın ki. Yukarı geçtin. Tamam ablacığım. Sıkıntı yok. Çekim yapıyoruz. Hani köyümüzü çekim yapıyoruz. Gel hacı bir kelime sen söyle gel. Yok bir tuvana söyleyeceksin de duyacaklar. Ver bayanım. Al Davut. Gel bir selam gönderin şöyle köylülere bir selam gönderin. Yanaşın bayım bu tarafa. Selamünaleyküm hoş geldiniz. Aleyküm selam. Ne var ne yok nasılsınız? İyi ki teşvik ettiniz köyümüze yani. Ya. Sizler nasılsınız? Vallahi teşekkür ederim. Geldiğinizden memnun oldum. Gerekli sürekli izliyorum sizi. Evet. Kendini bir tanıt bakayım. İsim, ben Elçi köyünden Mustafa Aslan. Ne iş yapıyorsun Mustafa abi? Emekliyim. Emekliyim. Abi. Kayseri'de kalıyorum. Yazları köyünde ikamet ediyoruz. Evet. Yazlık kışlık gelip gidiyoruz ya. Yani. Çok güzel abim. Gurbette var mı tanıdıkların? Gurbette çok. Çok var. Gurbetteki izliyorlarsa selamlarım. Onlara selam edin. Gönder şöyle. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Belçika'daki, Avusturya'dakilerden.
Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Yani geldiğinizde çok çok memnun oldum. İzliyorum yani sürekli şeyinizi izliyorum, videonuzu. Takip ediyorsun. Ediyorum, bizi. Ediyorum. Bugün de burası nasipmiş. Yani Ercan daha, abi gönderdi. Ercan biraz Karaca. Biraz da erken gelseydim. Yok, şöyle buradaydık. Uzun zamandır öyle mi? Ha. Ha, çok güzel. Gezdiniz etrafı. Yani. Çok güzel. Yani köyümüzün manzarası güzel. Evet, çok güzel. Gezmeye, evet. Çekmeye değer yani. Çok memnun oldum geldiğinizde. Allah razı olsun. Abim. İnşallah daha selamet çok köye gelir. Hele bunu i̇nşallah, bir izlesin. İnşallah. Gurbettekiler beklerim. Bunun ikincisi, üçüncüsü beklerim. Olur abim. Gurbettekiler hepsine selam söyleyin. Tamam. Aleyküm selam ablacığım. Sorun. Al sen de selam gönder. Tanıdıkların varsa. Hacı anneye selam söyle bak. Ne söyleyeyim ki? Abi selam gönder seni tanıyanlara. İsimlerini söyle şöyle. Ben Elçiköy'den. Ben Elçiköy'den. Beni Leyla olarak biliyor herkes. Avusturya'daki, Belçika'daki, Hollanda'da kardeşim var. Belçika'da da kızım var. Evet. Herkese ayrı ayrı selam söylüyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah onlara kolaylık nasip etsin. Şu hastalıkta kolayından geçmeyi nasip etsin. Herkese güzel günler nasip etsin. Oldu. Haydi Allah'a emanet olun. El sallayın kamerayı şöyle. İkiniz de bir el sallayın bayım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun size. Efendim abim. Dur bir saniye. Kursun abla gel. Ya gel ha. Ya ayıp bir şey değil. Ne var konuşmayacağım ya? Bacılarıma kendine selam. Yurt dışındaki bacılarıma, kardeşlerime selam. Ha. Bir tuva sen de al. Ne diyeceğim? Bacılarıma selam de. İşlerime, güvenlerime selam de. Ayıp bir şey değil ki. Bacılarıma, Almanya'daki bacılarıma, Hollanda'daki kardeşime, bacıma, bütün memleketimizin dostlarına selam söylüyorum, gönderiyorum. Tamam. Allah'a emanet ol ablacığım. Siz de Allah'a emanet olun. Al İdris abi. Ver abi. Devam et abim, devam et. Gidelim abi yukarı doğru. Önümüze kim gelirse, önümüze kim gelirse şey yaparız. Röportaj yaparız. Burada bir şu akırın sahibi sol tarafta şey vardı, çağırdı. Bunlar evden ekmişler. Yoklar burada. Olsa o daha mantıklı konuşurdu. O biraz daha. Buyur. Defa çekimimiz olduğu için evet. İnsanlar ister istemez çekingen oluyor. Evet, evet, evet. Evet. Ama bu birinci izledikten sonra inşallah bundan sonra gide yeni sponsorlarımız çıkar. İkinci, üçüncü defa çekim yaptım. İnşallah, 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 inşallah. Ercan'ım bana dedi ki zaten böyle böyle durum dedi. Ya ondan sonra sıkıntı yok. Gelsinler dedim. Ben her şekilde yanlarındayım dedim. Pandemi dönem olduğu için farklı evet. İnsanlarla da şey yapmak istemiyoruz yani. Bu sıkıntılı tabii ki. İster istemez sıkıntılı. Mümkün mertebede böyle arabada duruyoruz. Evet, evet. Evet. İnip röportaj yapabiliriz ama işte dediğim gibi. Gel Mehmet hocam. Buyur. Mikrofon sizde. Buyur. Bir, sen de bir şey anlat. Gel korkma. Ben buradan selam ya. Selam gönder abim. Hocam gel ya, korkma ya. Boşver, bana şey yap, takmayın ki. Neyi? Ben buralı değilim kardeşim, ben Sinop'tayım. El salla, olsun buralı değerli. Ama sen buralısın Mehmet hocam. Tamam, herkese selam. Tamam hocam. Hadi. Haydi, kolay gelsin. Kendisi imam. Sinop'ta bu, normalde burası babasının evi. Yukarıda bir evler var. Dikkat edin o zaman. Hı? Bir de fazla tutmadığı için. Aşk var ya, 25 yıl oldu gitti Sinop'ta bu. Ha, bu adam. Çünkü orada buradan evli de ha bu baş, dur bir saniye dur kızım dur. Hatip hocam buyur gel. Bu Ercan'ın öz dayısının kızı var bunda. Öyle mi? He? Mehmet hocam da. Anladım. Yok aşağıdakinde. Hatip hocam buyur gel. Yürü yanına git de beraber dur, bir sohbet. Dur ver mikrofonu vereyim. Senin yanına geç. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Ne yapıyorsun amca, nasılsın? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyiyiz elhamdülillah. Allah iyilik versin. Sizler nasılsınız amin? Bizler de çok iyiyiz amca. Nasıl Allah geçiyor? Günlerin nasıl geçiyor? Elhamdülillah çok güzel. Çok güzel. Allah sağlık sıhhat versin. Amin. Var mı gurbette tanıdıkların var mı? Evlatlarım var. Tamam. Neredeler? Kardeşlerim var. Avusturya, Almanya. Buralardalar. Benim yakınlarım hocam, yani. Hocam rahat ol. Rahat ol. Tamam. Çok güzel. Hazır, rahat ol. Rahat ol. Evet. Evet. Sen biraz soru sor. Hocama biraz soru hadi hocam, sor hadi bayım. Köy hakkında bir şeyler hani söyle desem ne söyleyeyim? Köyümüz hakkında. Hani köyümüz çok güzel. Havasıyla, suyuyla ne diyeyim yani? Taşıyla, yeşil, toprağıyla, yeşiliyle tabii çok ki. Çok güzel. Gerçekten. Yaşamaya değer bir yer yani. İnsanlarıyla, her şeyle çok güzel. Köyümüzden çok memnunuz.
yurt dışında yaşayan hani çevrene, eşine, dostuna, ahbabına selam söyle artık. Tabii ki. Selam söyle. Bugün dediğim gibi yurt dışında olan evlatlarımız, kardeşlerimiz, akrabay halkların bütün köylerimize kucak dolu sevgiler, selamlar, saygılar. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol, teşekkür ettim Atip abi. Milletimiz, devletimiz var olsun. Amin. Gözat'tan mı geliyorsunuz? Evet. Devam et abi. İyi akşamlar abi. Şu ilerideki soldaki evin önüne duralım da onu da bir çağıralım. O da hani bu evin hanımı da Ercan'ın öz dayısının kızı. Öyle mi? Aysel ablamız. Aysel ablamız. Mustafa abi, Mustafa abi, Aysel ablamı bir çağıralım. Yürü git de bir çağır da gel. Tamam. Tamam. Onda sıkıntı yok. Onu bir çağır da gel. Evde kimse gözükmüyor gibi de. Mustafa abi sen gel. Yok onlar gelmedi. Koyumuz hakkında hani ne istiyorsan onu söyleyebilirim abi. Buyur. Mikrofon sende. Memnunsun, gelmişsin. Köyümüz hakkında ne var ki konuşuyor? Ya iyiliğini, kötülüğünü hani söyle bir şeyler. Güzelliğinle şey, güzelliğinden bahset. Anlat bir şey. Bu köyde olup da hürmet olanlara. Var da bir şey. Buraya basıp da açıyor. Yok yok açık. Basıp. Açık mı? Bak kamera sen alıyor. Açık abi açık. Şimdi konuştuklarımız alındı mı? Alındı, alındı. Ya kardeşim niye söylemiyorsun abi? Doğal, bizim çekimler doğaldır abi. Biz direkt açarız kamerayı. Sıkıntı yok. Bir şey demedin ya zaten. Köyümün güzel insanlarına selam olsun. Herkesten Allah razı olsun. Köyümüzde güllük kristallık yerler. Evet. Şu anda buradayız. Evet, Yozgat'tıydı abi. Evet. Gurbettekilere bir gurbetteki selam. Arkadaşlarımı hepsine selam ederim. Küçüklerin hallerinden, büyüklerin gözlerini öperim. Köylülerimize, onların köylülerimize, evet. Memleketini özlüyorlar. Köylülerinden birini görünce çok mutlu oluyorlar. Tabii ki. Bizler de görünce onları çok mutlu oluyoruz evet. Yani. Teşekkür ederim böyle bir organizasyona da. Allah razı olsun hepsinden. Ne diyeyim? Herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz abi. İyi akşamlar. Ne zaman yayınlanmadı şimdi? Bu arada Bacı'dan geldiniz galiba. Allah rahmet eylesin abim. Artık bu tarafta... Şimdi birinci çekim de... Evet. İnsanlar çekingen oluyor. Şimdi bir de virüsten dolayı... Davut kardeşim. Evet. İnsanları rahatsız edebilir. Bunun için mesafeli olarak... Yoksa normalde şimdi yuvarda Ercan abinin dayıları var. Varsa, dayıları var evet. Oraya çıkalım. Oraya çıkalım abi. Bir de hava kararmasın. Evet evet. Biraz önce bahsettiğim bu adamın yapan dediğim hani Fikret Kahraman'ın burası kaymabamın evi mekanı cennet olsun. Burası sol taraftaki Sefer Kılıç hani bizim köyümüz için bulunmaz bir insandı evet. Ama erken kaybettik. Buradan Davut kardeşim sağa dön direkt git.
Bu sağdaki ev muhtarımızın evi. Direkt git Davut kardeşim. Direkt yukarı çık, oradan aşağı doğru dönünce bir şeyler anlatırız. Ercan herhalde buraları tahmin ediyordur. Ben kameradan görüyorum nereye çektiğini kızımızın. O yüzden hani bir şeyler atmama gerek yok. Buralar hepsini zaten biliyordur. Şuradan sağdaki kapıya dön Davut kardeşim. Kapalı mı? Evde kimse var mı? Yok yok. Burası hani burası ilerideler. Buranın sahibi şeyde. Bak traktör kapının önünde duruyor. İleri var. Geri gir de ben çağırayım. Hani Nedim abim de bir şeyler söylesin. Tamam. Şöyle duralım. Tamam. Sen hadi yürü geç, sen çağır da gel. Sen misin sen hep ya? Abi virüs ya? Ya hangi virüs ya? Her taraftan virüs var. Bilmem ben, bizde virüs yok ya. Hayırdır? Gel, bunu Ercan organize etmiş. Sen de bir şeyler söylesin. Seni burada görmek isteyecektim. Mutlu al. Bizim Ercan? He. Al abi. Tabi bir şeyler merhaba, söyle. Merhaba yeğenim, hoş geldin. Siz nereden geliyorsunuz? Yozgat'ta. Yozgat'ta. He. Bizim Ercan değil mi? He. Yetmiş, teşekkür ederim. İyi, yaramaz bir şey yok, sağlam bir şey. Bir şeyler anlat işte ya. Evet, selam söylüyoruz. Biz ne diyeceğim ne diyeceğim, ne anlatayım? Ya hani koyun, hani iyisini koysun söyle abi ya. Ya koyda ne kaldı, kış geldi, herkes bir dönüş ev kalıyoruz işte. Yazın kalabalık, kışın sakin, değil mi yani? Hani Yozgat'a biz çok geldik, gittik ya, şimdi bıraktık. Yeter bak, ya, evet, yeter. Bol selam söylüyor, diye tamam herkes, çorak çocuğu, herkesi selam söylüyor canım. Tamam, mutlaka seni görmek için onun için çıktım buraya. İyi, işi rast gelsin. Teşekkür ederim Ercan yeğenim. Dayısı olur nasıl olsa. Allah razı olsun, düşünmüş gene. Al mikrofonu. Bu Ercan'ın şu abisi, dayısının oğlu, öz dayısının oğlu. Orada mezarda gösterdim ya, Cemal amca diye. Hah, onun oğlu. Normalde şey de buradaydı, küçük kardeşleri var. Ercan orada görüşüyordu zaten onunla da, Necmettin. O da Kayseri'deymiş, yapacak bir şey yok. Hah, buradan dönebilirsin. Dönüyor mu, geri mi dönüyor? Evet evet, bura bitti. Bura bitti Davut kardeşim, bura bitti. Bura köyümüzün sonu. Hah, kapat kız. Evet, şimdi mikrofon bizde. Davut kardeşim buyur. Evet, köyü gezdik, dolandık. Evet. Bu tabi birinci çekimimiz inşallah. Hı-hı. Bundan sonra ikinci, üçüncü çekime de geleceğiz. İnşallah. Bu kadarıyla Elçi Köyü'nün çok gurbetçisi varmış. Evet, evet. Genellikle nerede bu gurbetçiler abi? Bu gurbetçilerimiz Avusturya, Almanya, Belçika, Fransa. Hani buralarda çok yoğunluğu burada zaten. Evet. Genelde Almanya'da, Almanya'da. Almanya'daki gurbetçilerimize ben şu konuda bir şeyler anlatmak istiyorum. Biz 200 tonluk bir depo yaptık köyümüze. Evet. Ama maalesef karınca kararınca köyümüz halkında
olan insanlar, yurt dışında olan olsun, ben de söyleyeyim, hani Kayseri'de olan insanlarımız olsun, karınca kararına bir şeyler yardım etmeye çalıştılar. Ama bu yeterli değil. Ama bu yeterli değil. Niye yeterli değil? Yani eğer ki bu köye bir taş konuyorsa köyümüz içindir. Köyümüz içindir. Bekledik, 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 bekledik. 45 gün bekledik. Maalesef ki maalesef, hani istediğimiz beklentilerin çok altında kaldık biz. Çok çok altında kaldık. Öyle az falan değil. Şu anda köyümüzün hani 38-40 bine yakın ÖTV olan borcumuz var. Hani haber de gönderdiğimiz halde sağda soldan, dolar yoldan olsun, ne bilmem telefonla görüşmeler de olsun, bunları şey yaptığımız halde maalesef beklediğimiz ilgi gelmedi. O ilgiyi biz görmemiz lazımdı. Peki gurbetçiler yazın geliyorlar mı? Bu sene gelemediler herhalde. Geldiler. Çoğunluğu geldiler. Çoğunluğu geldi buradaydı. Çoğunluğu geldi buradalardı. Allah razı olsun. Hani o insanlardan bazı şeylerde yardımcı oldular bize. Olma değiller. Geldiler. %80'i geldi. 80'i geldi çünkü hani bu bir ara biraz serbest bırakılmıştı. O zaman hani giden gitsin dediler ve geldiler. Geldiler. Ama gelmeyen de hani selam sabah vermeyen insanlarımıza ben buradan sesleniyorum. Köyümüz halkına tabii ki. Dışarıdaki hani çevredeki insanlara zaten bir şey diyemeyiz. Bu köy bizimdir. Bugün gelmedin, yarın gelmedin ama bir gün geleceksin, mutlaka gelsin buraya. Güzel bir atasözü var ya. Evet. Hani temsilimiz misali, hani asla insanlarımıza o şekilde rencide etmek istemiyorum. Hani güzel bir atasözü. Dilkini dolanıp dönüp dolaşıp gelecek yani. Ha, siz de bir gün buraya geleceksiniz. Geldiğiniz zaman da o köye gelen o sudan bir yudum daha olsa içeceksiniz. O yüzden bu konuda duyarsız olmayalım lütfen. Allah rızası için diyorum bunu. Allah rızası için. Çünkü hani 45 gün ben soğuk demedim, yağmur demedim, çamur demedim, kar demedim. Her şekilde gittim geldim, gittim geldim. Niye gittim geldim? Çünkü bu köy benim köyüm. Bu köy benim köyüm. Bu köye her karesine ne konuyorsa, ne yapılıyorsa bundan hepimiz mesulüz. Hepimiz sorumluyuz. Bu gurbetçilerimiz olsun. Efendime söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti'nin her karesinde olan insanların hepsi sorumlu. Eğer bu köy bu köylüyse, ben Yozgatlıyım, Çayranlıyım, elçiliyim diyorsa herkes bundan sorumlu kardeşim. O konuda ben çok rahatsızım. Muhtarımız da aslında konuşacaktı bunlar da zamanı yoktu. Zamanı yoktu, gidiyordu. Ha, muhtarımıza vekaleten konuşmayı ben yapıyorum. Şöyle bir selam gönderelim gurbettekilere. Şimdi şöyle bir selam olsun Davut kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa ülkelerinin her karesinde, her karışında olan, bizim köylümüz olan, elçili olan, büyük küçüğüne, büyük küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Ama deminki söylediğim konuya yine dönmek istersem, bu konuda ben çok rahatsızım. Ve köylü olarak çok rahatsız. Herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum, davet ediyorum. Başka söyleyeceğim hiçbir söz yok. Hepsinin, hani küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Saygılar, selamlar. Teşekkür ediyoruz. Bu arada, abla çiçeklerin güzelmiş, isimleri de bu çiçeklerin. Ha ben de al. Mikrofon sende. Bilmiyorum ki biricingen'a biri şey. Çiçeklerin adını yok. Nasıl bilmezsin? Söyle bakayım bu çiçekler yok, ne zamandan beri yaşıyor? Kış, yaz, bir senelik mi, 6 aylık mı? Her nasıl? Zaman yaşar. Değil mi? Evet. Ne zaman diktik mesela bu çiçeğin fidanını nereden buldun? Komşulardan aldım, diktiğim giden sene bu sene de böyle oldular. Bu çiçek daha ne çiçeği, o çiçek ne çiçeği? O çiçek, bilmiyorum vallahi onların ismini. Bunlar çiçek açıyor mu açıyor, peki? Açıyor, sarı. Evet, evet. Çok nasıl güzel, güzel çok açıyor. Güzel. Çok güzel. İsimlerini bilmiyorsun ama. Yok. İstiyorsan oradan bir tane versin, götür aşıra da, Davut'um. Olabilir ha. He, bir tane versin, aşıra da götür. Hepsinden birer tane versin. Olur tabii ha. Kızım sen de alabilirsin. Olur, aynen. Ha, tamam. Tamam. Hani bir selam gönder şöyle gurbette yaşayan bu köylülere. Babam 30-40 senedir Almanya'daydı. Bekar hayatı yaşadı. Önceki Almancılar hep öyleydi. Şimdikiler herkes hanımını götürüyor rahatla. Gel içeri gel. Neler çekti. Bütün küçükten büyüklerin hepsinin gözleri. Kardeşim de orada. Gurbetçi. İzzet Kahraman. Onun gözlerinden öperim yeğenlerimi, onu. Amcalarımın çocukları da hep oradalar. Hepsi.
Şimdi genelleme hep, konuş. Genel yani, hepsini. Bizim köylülerin hepsinin gözlerinden öpüyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden. Tamam, şimdi sen çayımızı getir hadi. Şimdi mikrofonu bir de Temel Hoca diye çağırdım, o geliyor, ona verelim. Tamam. Birkaç kelime daha söylesin. Çağır, içeri çağır onu. Belki şey olur, ünlü olur. Ne? Yok. Yok yavrum. Yaş 50 olmuş zaten. Ne ünlü olacak biz ya. Alman kızlarına bize işimiz yok. Biz Türkiye'den vazgeçmiş. Almanya'yla ne yapalım? Hoca gel bir kelime sen de söyle bak. Köyümüz hakkında hocam, bir şey. Hocam o zaman yanına otur da şöyle bak, Almanya'ya gözük. Bak, tamam, bir, tamam. Gel şuraya otur. Şuraya. Orada göremiyorsun gel. Yok görünür. O görünür. Hem onu gösterir hem seni gösterir. Köyümüz hakkında bir kelime de konuş yani. Bu ayıp bir şey değil. Ne konuşacağım sen konuş. Ya oğlum. Yani bak ya, Davut abi sorsun sen de söyle bir şeyler al. Tamam al. Ben sorayım o zaman sen söyle abi. Dur. İsmin soy ismin ne abi? Ben ismim Temel Kaya. Temel abi ne iş yapıyorsun abim? Abi ben köyde şu an için hayvancılıkla uğraşıyorum. Daha öncesinde imamlık yapıyordum fakat atanamadım. Şu an köyde hayvancılıkla uğraşıyoruz. Evet. Nasıl geçiyor? Köyde günlerin nasıl geçiyor şu an? Vallahi köyde günlerimiz kış geldi. Artık kış hazırlığı yapıyoruz. Evet. Odun falan getirdik. Onlarla uğraşıyoruz. Köyümüzde su deposu yapılıyor. Onun için de muhtarın yanında beraber çalışıyoruz. Allah razı olsun. Köylerimizden de yardım edenlerden de. İnşallah bir kısmını tamamladık yani. Çok yani şu biraz su deposu için bir ihtiyaç var mı? Maddi destek var mı? Yapıyor. İlla ki tabii ki maddi destek. Olmayan insanlara da bir seslenelim. Onlar da bir elini taşın altına koysunlar. Ya köyümüzün geneli köyde kalanlar Allah razı olsun. Elinden geldiği kadar yardımda bulundular. Yani köyün tamamı olmasa da köyde yaşayanlar elinden geldiği kadar bir maddi destekte bulundular. Tabii ki dışarıda kalanlara da buradan sesleniyoruz. İnşallah ellerinden geldiği kadar yardımlar da yaparlarsa seviniriz bu konuda. Evet, ne demişler hocam? Ne verirsen eline. O da gider seninle. O gider seninle. Evet. Bugün ölsen kaç kuruş götüreceksin? Kimse. Kimse elinden bir şey götüremez. Aynen. Aynen var. Öyle. Sağ zaman yine demiş. Bana çorabımı giydirin de öyle gönderin. Ha. Mezara gelirken hoca demiş ki o çorapları çağırın niye? Öyle bir şey yok. Dinimiz evet. Öyle bir şey yok. Adam çorap dahi götüremedi. Türkiye'nin en büyük zenginlerden birisi bu adam. Evet. Onun için de ne verirseniz o gider sizin yerinden. Mutlaka. Yine de Allah razı olsun. Köyümüzün genelinde yani yardım yapıldı. Allah razı olsun. Bir kız eksiğimiz var ama inşallah onu da tamamlamaya çalışacağız inşallah. Sizlere de teşekkür ediyoruz buraya kadar geldiğiniz için. Köyümüzü tanıttığınız için. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun sizlerden. Hocam bundan sonraki süreçte bu arkadaşımız da kızımız da gelecekler ve çekimler daha yapılacaktır. İnşallah. İnşallah. Yapılacaktır. Ha gerekli o şey senden sponsorları biz buradan ayarlayacağız. Onları şimdi ayarlayacağız. Şöyle mutlaka bir şey var. Daha evet. Bu birinci çekimimiz sağ olsun Ercan abi bir önderdik yaptı. Evet, işi rast gelsin. Ön ayaklık yaptı. Birinci çekimi onun sayesinde yaptık. İnşallah ben inanıyorum ki gurbette yaşayan gurbetçilerimiz onlar da sponsor olacaklar. İkinci çekimlerimizde daha detaylı, daha geniş kapsamlı bir çekim yapacağız. Yapacağız, evet. Buradan gurbetçilere sesleniyoruz. Evet. Evet. Alayım şöyle mikrofonu. Buradan ben inanıyorum ki Elçi Köyü'nün gurbetçileri çok tutkun insanlardır. Evet. Onlara sesleniyoruz. Bu birinci çekimimiz ve ikinci ve üçüncü çekim için yeni sponsorlar bekliyoruz. Buradan da onlara şimdiden teşekkür ediyoruz. Bugün de çekimimizin sonuna geldik. Bir başka çekimde, ikinci çekimde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Sen bir şey diyor mu abim? Herkese buradan sevgiler, saygılar. Özellikle gurbetçilerimize sesleniyorum ben buradan. Hani bu konuda biraz daha duyarlı olalım. Her seferinde ben bunu söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Gerekirse yüzlerce, binlerce kez söyleyeceğim bunu. Çünkü bu köy bizim. Bu köy bizim. Bizim başka köyümüz yok. Bizim başka hiç köyümüz yok. Ne zaman, nerede olursak olalım, ölümüzde, dirimizde her şeyimiz bu köye gelecektir. O yüzden herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum. Şu artık bu saatten sonra fazla söze gerek yok. Hepinize saygılar, selamlar. Sizleri seviyoruz. Köy olarak hepimizi sevmek zorundayız. Ve seveceğiz de. Birlik beraberlik içinde yaşamak
ve ölmek nasip etsin Cenab-ı Allah hepimize. Hepinizi seviyorum. Hayırlı ve huzurlu akşamlar diliyorum. Bir kıtada bir şey söyleyeyim. Sesim yoruldu. Biraz çok konuştum herhalde ben bugün. Ben çekemez oldum gurbetin ahırına yıkılası gurbet daroldu gitti. Gönlerin köyünde yedim yalınız. Söylesem deyim de nereye gideyim, nereye gideyim, nereye gideyim. Dönüp dolaşıp da köyümüze, köyümüze de la 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 de la 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 la. Ben de kaldım kuyuda, köşelerde. Az daha çok söz ederim Davut kardeşim de. Ağzına yüreğine sağlık abi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.